Kayıtta mıyız? Ekonomiden memnun musunuz? Hayır. Neden memnun değilsiniz? Kardeş, şimdi esnafın dükkanı kapalı. İş yapmıyor. Evet. İş yapmadığı için normal vatandaş da mağrum. Yani mağdur, o da mağdur. Evet. Kim iş yapıyor, kimisi iş yapmıyor. Dolayısıyla herkes birbirini etkilemiş durumda. Bütçede para yok. Var abi, yok. Beni etiketlesen abi. Aşağıda. Destek çıkılıyor mu size? Vallahi destek de yok. Ya da var da yetersiz mi? Yok kardeşim, hiç yok mi? Yok. Diyorlar destek veriyoruz. Paşaları, ağaları beslemeden bize sıra gelmedi. Hele onlar bir doysunlar, sonra bize gelir, tamam? Kimleri besliyorlar mesela? Kardeş dedi ki ağalar, önce ağalar bir doysun, onlar karınlarını doysun, sonra vatandaşa gelecek. Tamam. Peki, ama vatandaşa geldiği zaman da tokat yiyecekler, ayrı mesele yani. Heh, benim de konuşacağım zaman var kardeş. Tamam. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Değişmesi mi lazım? Devam mı? Düzeltebilirler mi? Bak. Yani şu ekonominin bu şartlarda gitmesi, bu kadar harcamanın, devletin bu kadar bütçesinin sadece işte beylere, ağalara, paşalara bütçesi doğru değil. Nereye? Vatandaşa da akması lazım. Akacak ki yani akacak ki o vatandaş beslesin, öbürüne gelsin, diğerini beslesin, yükselsin yani. Yok yok. Yok. Aç millet, aç. Aç ya, aç yarın bir gün başka türlü olacak yani, aç yani. Ben esnafım kardeşim, gel aç yani, tamam, aç vatandaş, aç açlık yarın bir gün başka şeye dönecek. Peki, çok sağ olun, teşekkürler. Kanalın adı Medyali TV. Size de soralım. Bir saniye canım. Merhaba, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Ne memnunu ya, milletin anasını ağlatıyorlar, memnun olur mu? Millet artık kuru ekmeğe, soğana da muhtaç kaldı. Burası neresi memnundur ki? Bir cumhurbaşkanı, bu partizanlar bir kendilerine baksınlar. Oğulları akşama kadar zengin yerlerde takılıyorlar. Bizim fakirler kuru ekmeğe, soğana muhtaç kalmışlar. Neresi bunlar iyidir? Neden Türkiye böyle uçuruma oldu? Gitmiş. Evet. Uçuruma gitmiş bayağı Türkiye. Neden böyle oldu sizce? Baştakiler, milletvekilinin çocukları her türlü zenginlik yaşıyorlar. Geri geldi mi fakir, fukara, zengin. Seçimde gelip yarı varıyorlar. Seçimden sonra ben seni tanımıyorum, sen kimsin diyorlar. Tabii. Millet koyun yerine koymuşlar. Koyundur. Sürdürmüşse diğeri sürülsün. Ama da Türkiye'de konuşan yok. Gerçekten Türkiye'de şu anda kimse doğru konuşmuyor Allah için. Yazık ya, ben gazi çocuğuyum. İş bulamıyorum ya. Ben bir senedir işsizim. Gazi çocuğuyum. Yeri geldi mi gazi çocuklarına hak veriliyor. Neresi hak veriliyor bunun? Var mı öyle bir şey? Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi bu gidişatı? İsterse düzeltirler. Çalmasınlar, hırsızlık yapmasınlar. Bir milletvekili aldı, 70-80 milyar para alıyor. Fakir fukaraya düşünen var mı? Ama kimse mikrofon verdi mi konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Konuşun ya, Allah için konuşun ya, millet konuşsun yani. Neden konuşmuyor insanlar? Çekiniyor. Konuşmuyor, çekiniyorlar. Herkesin çekiniyor. Hangisini başa getiriyorsak o birinden meter geliyor. Türkiye'de adam kalmadı ki. Ben Türkiye'de gerçek Türkiye seven, gerçek delikanlı adam ben görmüyorum. Biz vatandaş ya, ben gazi çocuğum ya, iş bulamıyorum ya. Bu adalet midir? Ne kadar? Bir senedir mi işsiz? Bir senedir işsizim ben ya. Kime gidiyorsam yok. Yaşın 40'ın üzerinde ben sana iş veremiyorum. Ya biz insan değil miyiz? Benim 9 tane nüfusum çocuğum var. Nasıl geçiniyorsunuz şu anda? Nasıl geçiniyoruz? Sürünerek. Yani ayıp olmaz, gidip çöpün yanındaki ekmeği alıp yeriz. Ya ayıp değil gerçekten. Bayat ekmekle geçiniyoruz. Hele gelin bir sorun bizim etrafımızdaki olan fırınlara, gelin sorun. Ben Bağcılar'ın bir aşağıda oturuyorum. O Cem evin yanında oturuyorum. Gelin bir sorun oradakileri. Bayat ekmek alıyorum, çocuklarıma yediriyorum. Baştakilerse, milletvekillerimizse ne yapıyorlar? Kırmızı eti yemiyorlar ya. Çöpe döküyorlar. Bizim kuru ekmeğe muhtaç. Sabahlara gelin. Sufraya bakın, sufraya üzerine gelin. Gelin ben adresimi size verin. Gelin suframı sabah kahvaltıyla yapıyorum. Çocuklarıma yiyor. Zeytin bulamıyorlar, zeytin. Kuru ekmeğe muhtaç kalmış. Öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ya. Bir de yeri geldi biz Gazi ailesine her türlü yardım veriyor. Nereye verilmişler bize? Hangi kapıya gitmişse kapıyı yüzüme çarpıyorlar. Öyle bir daha mı var? Bu gazilere, Gazi ailesine verilen destekler oluyor. Siz almıyor musunuz? Almıyoruz abi ya. Bırak, kovuyorlar bizi. Kapıdan giriyoruz, kovuyorlar. Sen kimsin diye. Seçimde gelirse eyvallah seni tanırım. Seçimden sonra ben seni tanımıyorum. Peki. Öyle bir daha mı var ya? Millet koyun oldu. Güttün mü gider. At üzerine biraz ot gitsin yesin. Ot muyuz yani? Hayvan yerine koyuyorlar bize. Seçim geldi mi merhabasını tanıyoruz. Gerçekten öyle de. Şimdi bir milletvekili söylemişti. Demek ki kuru ekmek yiyorlarsa karınları doyuyor demişti. Demek, doyuyor mu? Koyun yeri koymuşlar bizi. Doyuyoruz, doğrudur. Bravo. Doyuyoruz. Biz koyun yerine geçiyoruz ya, kuru ekmeğe muhtaç bırakmışlar. Yani onu bulamıyoruz ya. Bak, yemin ederim, gel sabah kahvaltılara, yemeğin üzerine gelin. Bak bakalım ne yiyoruz ya. Benim 9 nüfusum var, ekmek bulamıyorum, ekmek. Ben bir sene boştayım, gazi çocuğuyum ya. Artık yeter, buramıza kaldı. İlla alalım mı, bize Amerika gibi ayaklanalım mı? Yani o kaldı bizden ya, vallahi o kaldı ya. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ettim abi, konuşun Allah için. Yani gerçekten konuşun, yeter artık bu millete çektirdiği eziyetler. Ya öyle yapacaksın artık. Kendi bayrağını yükseltmek için öyle yapacaksın. Vallahi ya. Ekonomiden memnun musun? Ekonomiden mi? Nasıl memnun olabiliriz sizce? Nasıl memnun olabiliriz yani? Neden memnun değilsiniz? Neden memnun değiliz? Alım gücü bitti insanların. Yani 5 yıl önce, 3 sene önce dolar kaç paraydı? Atıyorum şimdi dolar ne kadar? Bir de liyakat yok zaten ekonomide. Adam çıkmış, dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz dedi. Zaten en büyük sıkıntı da burada. Dolarla alışveriş yaptığımızı bilmeyen bir ekonomi bakanı geldi zaten Türkiye'nin başına, liyakatsız olarak. Ekonomi zaten gitgide daha kötüye gidiyor. Yapabilecek de bir şey yok şu anda. Ya artık yeni bir yönetimin gelmesi gerekiyor ya da bu gidişin iyi bir gidiş olduğunu sanmıyorum. Abi iflamızı kuruttular ya. Nasıl şu an durumlar? Valla kötü. Geçinebiliyor musunuz? En normalde yurt dışında asgari ücretle 3-4 buzdolabı alabiliyorsun. Burada ancak bir tane zor. Bir taneye bile zor. Evet. Yani. Neden böyle oldu sizce? Ya abi, şöyle söyleyeyim sana. Ülkeyi yönetemiyorlar. Yani yönetebilse adam diyecek. Yani asgari ücretimizi şimdi söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim sana abicim. Şimdi CHP kendi şeylerinde, belediyelerinde ne kaveriyor asgari ücret? En az 3100 değil mi? Ama kendi devletimiz ne kaveriyor? 2800 daha. Niye 2800? Adam çünkü parayı veremiyor. O parayı verene kadar da bizi şey yapıyor. Yani o yüzden bilemiyorum. Yetersiz geliyor yani. Yani yetersizdir. Çünkü bir asgari ücretle sen ne bir şey evlenebilirsin ne de bir ev bark kurabilirsin. O yüzden yani bilemiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi yoksa değişmesi mi lazım? Yani düzeltme nasıldır? Şimdi biz de biliyoruz. Türkiye'nin durumu iyi değildir yani. Bunu düzeltmesi için adamlar şey yapması lazım. Şöyle söyleyeyim sana. Adamlar ilk başta oturup hesap kitap yapacaklar. Adam sadece kalkıyor, bir adam maske indiriyor diye 950 TL ceza kesiyor. Niye 950 TL? Sen kendi halkından kesiyorsun ceza. Niye 950 TL kesiyorsun? Zaten millete para yok. Yani zaten millete para yok. Millet adam alıyor 2845 alıyor. Sen alıyorsun 3100 TL ceza kesiyorsun ha. Bir de şimdi maske cezası yiyenler, adamlar artık yaparsa 3100 TL. Adam sadece 2 ay sana çalışacak. Ama bunu düzeltmek nedir? Adam ne yani düzeltebilir. Yani ekonomiyi düzeltebilirler mi? Bu maaşları yükseltebilirler mi? İmkanları var mı? İmkanları abicim onların elindedir yani. Para başka yerlere mi gidiyor? Vallahi para başka yerlere onu bilemem de. Adamlar ekonomi düzeltebilirler. Adamlar yemesinden içmesinden biraz kesebilirse sıkıntı yok. Adam kalkıyor milletvekiline aylık 12-15 bin lira maaş veriyor. Sen az söyledin. 20 binden aşağı değil. İşte 20 binden altın şöyle bir şey yapsınlar. Örneğin 20 binden değil mi? Alsın milletvekilleri her ay asgari ücrete geçilsin. Halka da 4000 versin. Yani niye halka 2800, niye milletvekiline bu kadar para? Artı milletvekili hiçbir şey yapmıyor. Sadece yerinde oturuyor, siyaset yapıyor. Ama halk sabahtan akşama kadar çalışıyor. 2800 alıyor. Niye? Ben onu anlamadım. Yani evet. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Vallahi bizim CHP. CHP? Evet. Neden CHP? CHP çünkü abicim hani göz önünde görüyorsun yani adamlar kendi halkına en az asgari ücreti 3100. Bazı CHP belediyeleri kendi halkına, kendi vatandaşına 4100, 4200 geçen haberlerde açıkladı. 4000'in üzerine veriyor yani. senin 4100 mü veren ne oy verirsin, yoksa 2800'den mi verirsin? Peki iktidara gelseler mesela o fiyatlara çıkarabilirler mi asgari ücret? Çıkarlar abicim, niye çıkarmasınlar? Adamlar çünkü yani yapıyor, adamlar göz önündedir yani. Çünkü sana şöyle bir şey de söyleyeyim. Neyse bu konulara girmeyin. Tehlikeli konularda. Peki. Size de sorayım. Yarın seçim olsa hangi partiye verirsin? Vallahi hiçbir tanesine veriyorum. Hiçbiri? Yok. Neden hiçbiri? Ben hiç o siyasetleri istemiyorum. Yani hiç girmek istemiyorum. Yani çekiniyor musun yoksa? Yok, gerek yok abi. Niye gerek olsun? Peki. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Hangisini yayınladın? YouTube'da Medyali TV. Medyali TV. Evet. Size de soralım. Şimdi bu duruma düşüyoruz. Yani insanlar hani oy verecek partiyi bile açıklayamıyorlar. Çünkü hani yönetim belli. Hani diyorsunuz ya, ekonomiden memnun musunuz? Tabii ki de değiliz. Hani her yani bir insana sorarsanız hani atıyorum A partisinden, AK Parti'den mesela. Adam der ki ekonomiden memnunum. Niye? Geçiniyorum. Ama adam et yiyemiyor. Ya adam et yiyemiyor. Yani şu an baksak ben öğrenci mesela, bir sene önce mezun oldum. Bir sene önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar %50'den daha fazla fark olmuş. Yani benim niye cebime düşen para o kadar fark olmamış ki? Gelirler giderleri tutturmuyor. İnsanlar diyor ki aynen, insanlar diyor ki yok bilmem geçinebiliyorum. Ya geçinmek önemli değil. Yani her insan ister ki mesela çocuğunun böyle büyüyüp hani iyi bir yerlere gelmesini, iyi şartlar altında yaşamasını ister. Hani ben mesela Avrupa'ya gidip gezmeyi istiyorum ama hani para birimi olarak bakıyoruz hani bu imkanlar çok yetersiz. Adamlar geliyorlar bizim ülkeye, saçını ektiriyorlar, dişlerini yaptırıyorlar. Niye? Yani onlar için çok çok uygun. Hani bu maalesef ekonomimizde hani ciddi bir sorun var. Yani umarım hani bakalım nasıl olacak. Nasıl olur, düzeltebilirler mi? Yani yönetimin bence değişmesi gerek. Hani yeni bir sistem, yeni bir model. Hani atıyorum Cumhurbaşkanlık sisteminde uçacağız dediler ama hani görüyorlar durumu. Uçuruz. Yani uçur yani, gerçekten hani uçtuk resmen hani şey olarak. Durum böyle. Peki yarın bir seçim olsa siz hangi partiye verirsiniz? Abi ben HDP'ye veririm. HDP'liyim ben. Neden HDP? Neden HDP? Hani şu anki şartlarda mesela zaten hani adamları resmen terörist ilan ediyorlar. Sen Diyarbakır'a gidip HDP'li kardeşlerim oy verin diyebiliyorsun ama hani bugünkü HDP'li sen terörist olarak ilan ediyorsun. Hani buradaki haksızlık için ben oy veririm. Haksızlık yapılıyor. Terör ayrı, partiye oy vermek tabii ki, ayrı. Tabii ki o ayrı, o ayrı. Hani sırf bu haksızlık için ben ona oy veririm mesela. Peki o diğer taraftan da şöyle eleştiriler yapıyorlar. Diyorlar ki HDP terörle arasında mesafe koyamıyor diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi çoğu siyasetçi evet hani mesafe koymuyor. Ha, o doğru o konuda. Ama hani şimdi konuyu da bütünsel olarak alıyorlar. Tüm siyasetçileri kapsıyorlar. Bazıları koyamıyor ama hepsini de karıştırmamak lazım. Evet tabii, hepsini de karıştırmaması lazım. Hani durum böyle.